Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe deplasmanı öncesi Muhammed ve Feguly gibi yıldızların yanı sıra Kerem'in de sakatlanmasıyla alternatif arayışına başlayan Torrent son taktik provada bir başka genç yetenek Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de denedi. İspanyol hocanın Kadıköy'de bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Barış Alper Yılmaz da antrenmanlarda hocasının gözüne girmeyi başardı. Henüz sarı kırmızılı formayla gol veya asisti bulunmayan Barış Alper Yılmaz görev verilmesi halinde Fenerbahçe karşısında patlama yapmayı hedefliyor oyuncunun böyle bir hedefi var bakalım. Forma şansı bulabilecek mi? Aslana büyük piyango. 80 milyon euroluk gelir. Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Bankalar Birliği ödemesi yapacak olan Sarı Kırmızılılarda gelecek olan başkanı ekonomik anlamda zor günler bekliyor. Cimbom'da kaynak yaratma adına önemli oyuncuların takımdan ayrılabileceği ifade edildi. İşte Galatasaray'da kaynak yaratma adına takımdan ayrılabilecek isimler ve beklenen bonservis gelirleri. Marka Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Brezilyalı sol stoperin satışından en az 20 milyon euro geliri bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceği iddia ediliyor. Alexander Çıkaldao Aslan'ın sezon başında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rumen orta Fiorentina ve Real Betis yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncunun satışından en az 10 milyon euroluk gelir bekliyor. Kerem Aktürkoğlu Sarı Kırmızılılar'da gösterdiği performansla Atletico Madrid, Olympique Lyon, Wolfsburg, Tottenham ve Arsenal gibi takımların radarında olan milli yıldızın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun satışından en az 25 milyon euroluk gelir bekliyor. Mustafa Muhammed Daha önceden Bordoks'a 8 milyon euroya transferi gerçekleşmeyen Mısırlı golcüyü Lille yakından takip ediyor. Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Muhammed'in en az 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Olimpi Moruta Galatasaray'da beklentilerini karşılayamayan Rumen Yıldız ile Elayin ilgileniyor. Romanya basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan ekibinin Morutan için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Galatasaray, Marka, Çıkalta, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ve Morutan'ın satışlarından en az 75-80 milyon euroluk gelir bekliyor. Sarı Kırmızılı ekibin gelecek olan bu gelirle Bankalar Birliği'ne olan borcu kapaması ve oyuncu ödemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği. Derbi de oynayacak mı? Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için Florya'da seferberlik ilan edilmiş durumda. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Dominik Torrent genç yıldızın durumunu anbean takip ediyor. İspanyol Hoca Kerem Aktürkoğlu'nun birer önce iyileşmesini bekliyor. Çünkü onu derbide en kritik futbolcu olarak görüyor. Onun çabukluğundan Fenerbahçe deplasmanında yararlanmak istiyor. Galatasaray'da tek hedef yıldız oyuncuyu pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirmek. Cumartesi yapılacak idmanda kendini deneyecek olan Kerem ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında formu giyecek. Bu sezon sarı kırmızılı formu altında 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Süper Lig'de 30 maçta görev alan Kerem 8 gol ve 6 asiste tam 14 gole katkıda bulundu. Alexander Çıkıldağ'a Fenerbahçe derbisinde özel görev. Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kritik derbi mücadelesi iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde ikincilik iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe ve yukarı sıralara tırmanmak isteyen Galatasaray 3 puanın peşinde. Sarı Kırmızılarda teknik direktör Torrent Fenerbahçe derbisinde Rumen Yıldız Çıkıldağ'a özel bir görev verdi. Orta sahada Taylan Antalya'da ve Berkan'a yardım edecek olan Çıkıldao, Fenerbahçe oyun kurduğunda Bafetin ve Gomis ile birlikte rakip savunmaya baskı yapacak. 24 yaşındaki Çıkıldao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 38 karşılaşmada 5 gol atarken 4 asist yapma başarısı gösterdi. Rumen futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Galatasaray başkan adamı Marcelo Bielsa ile anlaştı. Galatasaray'da iki adaylı seçime kısa bir süre kaldı. Bir tarafta Galatasaray Lisesi mezunu Eşref Hamamcıoğlu, diğer tarafta Metin Öztürk. İki aday da torrent devam etmeyi düşünmezken camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor. Eşref Hamamcıoğlu, Rudi Garcia ile çalışmayı düşünürken Öztürk'ün adayının ise Marcelo Beyles olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve Prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.